Amerika Başkanı Barack Obama, Beyaz Saray'da İtalya Başbakanı Matteo Renzi ile görüşmesinden sonra bir basın toplantısı düzenledi. Ortak basın toplantısında soruları yanıtladı. Gündeminde öne çıkan en önemli başlık kuşkusuz Amerika öncülüğündeki koalisyon güçlerinin de dahil olduğu Musul operasyonu vardı. Peki neler dedi Obama? Amerika Başkanı operasyonu ileriye doğru yeni bir büyük adım olarak niteledi. Öncelikle sözlerine böyle başladı ve Musul'un ülkenin ikinci büyük kenti olduğuna ve IŞİD'in orada 2 yılı aşkın süredir yerleştiğine dikkat çekti Obama. Halen kentte 1 milyon civarında sivilin yaşadığına da dikkat çekti ve dolayısıyla da IŞİD'i buradan söküp atmanın yanında savaştan kaçan sivillerin emniyeti ve insani yardımlara erişiminin de iki ülke olarak en öncelik verdikleri konulardan biri olduğunu vurguladı. Musul zorlu bir savaş olacak dedi Obama. Bu süreçte ilerlemelerin de gerilemelerin de görüleceğini belirtti. Ancak IŞİD'in Irak genelinde olduğu gibi Musul'da da yenilgiye uğratılacağına eminim ve bu onların nihai yok oluşları doğrultusunda yeni bir adım olacak dedi. Ancak herhalde verdiği en önemli mesaj Musul'un alınmasının zorlu bir süreç olacağıydı Obama'nın verdiği mesajlarda. Obama bir soru üzerine operasyon sonrasında oluşabilecek insani krize karşı da önlem olarak koalisyon kapsamında Birleşmiş Milletler ve önde gelen insani yardım örgütleriyle birlikte planlamalar yaptıklarını da söyledi. Kaynaklar ayırdıklarını belirtti. Bunun çok önemli bir konu olduğunu ve kolay bir süreç olmayacağını dile getirdi Amerika Başkanı. Eğer IŞİD'den kaçan insanlara yardımcı olmada başarılı olamazsak, IŞİD'in geri dönüşünü ve Musul'un özgürleştirilmesinden sonraki oluşan kızgınlıklardan istifade etmesini kolaylaştırmış oluruz örgütün dedi. Obama'nın verdiği mesajlar böyleydi ve dün Amerika'dan Türkiye'ye önemli bir ziyaret yapılacağı haberi de geldi. Onu da aktaralım. Amerika Savunma Bakanı Ashton Carter bu hafta Türkiye'yi ziyaret edeceği bildirildi. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan yazılı bir açıklamayla Carter'ın IŞİD'i kalıcı yenilgiye uğratmaya dönük çabada kilit ortaklarla görüşmek ve NATO Savunma Bakanları toplantısına katılmak üzere 20-27 Ekim günleri arasında Türkiye, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Belçika'ya gideceği belirtildi ve Carter'ın Türkiye ziyaretine kadar olacak birkaç saat sürmesi bekleniyor bu ziyaretin. 21 Ekim Cuma günü Türkiye'den başlayacak bu ziyaret. Irak ve Suriye'deki son gelişmeler dahil olmak üzere bölgedeki bir dizi güvenlik meseleleri ele alınacak Türk taraflarla, Türk yetkililerle ve Türk yetkililerle temaslarda bulunmasının planlandığı da açıklandı Pentagon'dan. Açıklamaya göre Türkiye'deki görüşmelerinin ardından Birleşik Arap Emirlikleri'ne geçecek Ashton Carter ve 24 Ekim'de de Fransa'nın başkenti Paris'e gidecek. Burada IŞİD karşıtı koalisyona en fazla katkı sağlayan ülkelerin savunma bakanlarıyla bir araya gelecek. Amerika Savunma Bakanı 26 Ekim'de de Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek NATO Savunma Bakanları toplantısına katılacak. Dediğimiz gibi Cuma günü Ash Carter'ın Türkiye'de olması bekleniyor ve Türk yetkililerle elbette Musul operasyonunun da geniş bir biçimde ele alınacağı detaylı görüşmeleri olacak. Şu dakika itibariyle Amerikalı yetkililerden gelen açıklamalar böyleydi. Hem Obama'dan hem de Pentagon'dan yapılan açıklamalar böyleydi.